Boşuna ders çalışıyorsun abicim. Sonuçta biz hırsız ve katil yakalayacağız. Bilim adamı yakalamayacağız. Bunun için de güçlü yumruk ve sağlam bilek yeterli. Yok Batucuğum, biraz beyin de lazım. Ya şimdi atıyorsun ya kafayı, o kafanın içinin biraz dolu olması lazım. Kapış. Ne oldu? Stop ettin. Senin muhabbetin çekilmiyor kardeşim. Ben de kızlara takıldım. Selim, kolay gelsin. Ne oldu ya? Kırmızı görmüş boğa gibi ayaklandın. Bir şey mi oldu? Ne var, ne oldu? Ne bileyim. Ne zaman bir ikinci sınıf görsem hep bir arıza çıkıyor. Ben de arıza çıkmadan önlemimi alayım dedim. Ya ama sen bizi çok yanlış tanımışsın. Ay, hiç doğru hareketinizi görmediğimiz için olabilir mi acaba küçük hanım? Küçük hanım mı? Tamam o zaman. Belki bir iki küçük hatamız olmuş olabilir. 3-4? 9-10 desek? Olur. Tom ve Jerry gibi nerede görseniz saldırıyorsunuz üstümüze ya. Daha en son attığınız kazığı unutmadık. Tamam o zaman. Barışalım. Ne bu? Sevr anlaşması mı? Kayıtsız şartsız birbirimize teslim mi oluyoruz? Hayır şapşal. Bu geçen sene bize sorulan ceza hukuku soruları. Ne? Bunları çözmezsek bizimle barışmayacak mısınız? Evet. 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Takılma sakın sorularda. Çözemezsen öbür soruya geç, tamam mı? Ya saçmalama. Bu ceza hukuku sınav soruları. Bunları çözersen sınavını geçersin. Ha, yani siz çözemediniz, bizim gelmemizi beklediniz, öyle mi? Ya 2 dakika üstüne yapmadan duramaz mısın? Duramıyorum. Yani yakışıklılık, karizmatiklik gibi espri yapmak da benim alın yazın yani. Neyse işte. Bunlar geçen sene bize soran sorular. Ondan önceki sene de aynı sorular sorulmuştu. Bu sene de bunlar çıkacak. Ha. Süpermiş. Yani ne diyeceğimi bilemedim. Mesela teşekkür ederim Melek diyebilirsin. Böyle durumlarda. Yani mantıklı. O zaman teşekkür ederim Melek. Rica ederim. Yani bunu gelecek günlerdeki dostumuz ve kardeşliğimiz adına kabul ediyorum. Tamam o zaman. Ben gideyim. Görüşürüz. İyi bak kendine. Bay bay. Vay arkadaş. Resmen Selim ikinci sınıflarla işbirliği içerisinde. Konumuzu da Selim beslemişiz be. Gençler, yan masadan çam sakızı Selim armağanı. Al bakalım. Ah. Hayırdır Selim? Bunlar nedir? Buna halk arasında kağıt diyorlar kardeşim. Milattan önce 105 yılında Çin'de bulundu. Harbiden bu ne ya? Bunlar geçen senenin ceza hukuk soruları. Şimdi tarih eser koleksiyonculuğundan mı başladın kardeşim? Bak Nermin'ciğim, görüyor musun? Batu nasıl yapıştırıyor cevabı? Geçen senenin sorularını niye aldın? Yoksa tarih eser koleksiyonculuğuna mı başladın? Ay, hiç komik değilsin şekerim. Ya şimdi niye öyle dedin ki ya? Ben geliştireceğim, şu an daha mali. Önce sen kendini geliştirsen diyoruz biz. Yani sen de çok hamsın. Arkadaşlar, şimdi ne yapacak bu soruları? Kardeşim, bunlar okumuş, üflenmiş sorular. Bunları sabah ezanından önce kaynatıp içeceğiz. Yine aynı soruları soran mı diyorsun? Bunu ben söylemiyorum. İstatistikler söylüyor. Bak önceki senelerde, geçen sene hep bu sorular çıkmış. Yani bu sene de çıkma ihtimali %1500. Öğretmenden öğretmene geçiyor herhalde, bu okulun da olayı bu. Soruların kimden geldiğine bakarsak fiksi tezgahlığı gelir. Bu nedenle sen üst devre meleğiyle işbirliği içindeydin demek. Ulan ben de senden şüphelendim be. Ama yine de katılıyorum. Tuzak bu. İyi, şüphelen. Yani şüphelenin. Zaten sevdiklerimizin her yalanında bir doğru, sevmediklerimizin her doğrusunda da bir yalan arıyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Of! Çok yoğun düşündüm. Kan şekerim düştü. Acıktım. Bir şeyler yiyeyim ben. Bunlar aklı sıra bizle oyun oynayacaklar. Ama biz yer miyiz? Yemeyiz. Kimse yemiyor o zaman. Güzel. Kimseye ikram etmiyoruz. Şişt, ver şunları, ver. Ver şunları.
şey yolunda.